Arkadaşlar merhaba. Tekrar sizinle beraberiz. Bu gece, bugünkü görevimiz gece görevi olacak. Bir de gece görevi yapalım dedim. Gece görevlerinde şöyle bir olay var. Ateşli silah kullanırsanız diğer taraftan da silah sesini duyan, ışığı gören herkes geliyor. Böyle çok zorlanırsınız. Mümkün olduğunca ışığı az kullanın. Ateşli silah kullanmamaya özen gösterin. Onun haricinde kolay bir görev olacak. Şu an burası biraz zor olacak. 3 kuru kova var dikkat ederseniz. Ben oyunda bayağı biraz ilerledim. Her şeyi detaylı detaylı çekip atmak istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Böyle dikkate değer vesaire şeyleri göstermek istiyorum. Burası gittiymiş. Şu an bak gördüğünüz gibi bıçakla güzel bir şekilde gittim. Yani bıçak olur, sopa olur, sessiz kullanabileceğiniz böyle. Gece görevinde bu işinizi çok kolaylaştırıyor. Ben bir silahla gelme hatasında bulundum. Yani baş etmeniz çok zor oluyor. Işığı gören, sesi gören geliyor. Bir de şu an bıçağım 2 seviye, ikinci level. Bu 5 falan olduğu zaman acayip işime yarıyor. Şu an 2 levelde bile yani gerçekten elimi çok kolaylaştırdı. Burada jeneratörleri bulmam, onları çalıştırmam istiyor benden. Şöyle bir her yeri inceleyelim. Kapıları bazen kapatıyorum çünkü belli olmuyor. Kapı bana siper görevi görüyor bazen. Güzel. Lamba şeması. Kapı siper görevi görüyor. Yani arkamı kapattığım zaman en azından bir zombi geldiği zaman pota kütü oraya vuruyor. Ses çıkartıyor. Ben de o arada önümde şeyler varsa güzel. Okuyalım bunu. Dürbün şeması aldık. Ben de o arada öndekini şey yap. Bazen bunlar kırılıp düşüyor, haberiniz olsun. O yüzden yapmayın, sakın üstünde durmayın. Bu kırılmadı ama kırılanlar oluyor, haberiniz olsun. O arkada kapıyı tekmelerken öndekini hallediyorum. Sonra kapıyı açıp onu hallediyorum. En azından böyle olmuyor. Öbür türlü arkadan önden geldiler mi sıkıntı. Ya bu suların hepsini topluyorum. Dediğim gibi arıttığınız zaman tertemiz su oluyor. Bu raflara bir bakalım. Güzel yemek kitabı. Güzel 24 level oldu. Ya gündemde şu an biliyorsunuz iki fenomenin kavgası var. Ben de ona biraz değinmek isterim. Hem muhabbet edelim. Şu an boş boş geziyorum burada. Şimdi bu konunun bu kadar gündem olma sebeplerinden bir tanesi eğer bu kişileri tanıyorsanız vesaire bu olayları biliyorsanız şundan kaynaklı. Bu bodyci arkadaş herkese atar gider yapıyordu. Yani normal öyle sakin bir insan değil. Bakmayın. Milletin karısına kızına küfreden, tehdit eden, şantaj eden vesaire böyle şeyleri olan bir insan yani gördüğüm kadarıyla. Yani şimdi yaşadığınız ülkenin de biraz farkında olacaksınız. Yani insanlar trafikte birbirine yan baktın diye birbirini öldürüyor. Yani en ufak yani bir şu bulduk jeneratörü. Tamam, bir daha. Umarım tamir falan işe gerekmez. Ha, tamam. Bir tanesini yaptık. Bakın şu an bıçakla hiç şey yapmıyorum. Yani işimi görüyorum. Silahıma gerek kalmıyor. Şöyle bir bakalım sağa sola. Yani insanlar sokakta vesaire birbirini öldürür olduğu haberlere bir bakın yani. En ufak, yani o kadar saçma sebeplerden ölüm, maganda kurşunu,
İşte tartıştığı kişiyi vurduğu, bıçakladığı, yani bu kadar olayın olduğu bir ülkede, yani ben şöyle düşünüyordum. Yani bu arkadaş diyordum bu yolda ölecek diyordum, yani bir tane şeye denk gelecek, bir tane akla böyle. Bu da gelecek işte, hiç olmayacak sonuçlar doğuracak, tamam mı? Yani insanlar artık öyle bir yaşıyor ki yani yarınını düşünmüyor. Yatarım çıkarım 3 yıl 5 yıl diyor. Ekmek elden su gölden diyor. Vesaire, yani o adamlar artık, yani gelecek kaygısı olmayan insanın hiçbir şeyi yoktur, tamam mı? Adam hani bir arabam olsun, evim olsun, çocuklarım olsun vesaire, kariyerim olsun. Bunun gibi hiç şeyi olmayan insanlar dolu ülkede. Yani bu adamın şey yapacak bir şeyi yok. Yani size işte kaybedeceğini düşüneceği bir şey yok. Tamam mı? Adam ben diyor nerede olsa yatarım diyor. Karnımda doyuyor mu? Doyuyor diyor. O zaman diyor benim için şey sorun değil diyor, tamam mı? Vururum baba diyor, bıçağı geçerim diyor. Namusumu laf ettirmem diyor. Şeyimi laf ettirmem diyor. İşte böyle, tamam mı? Vasat zekalının olduğu bir ülkede yaşıyoruz yani. Sen kalkıp da adamları, yani o ettiği kişiler pek o işi yapmayacak kişiler de, yani bunu bilemezsin. Bu kişilerin karısına, kızına yani çok ağır laflar. Bak dediğim gibi, yani trafikte ne baktın ne, millet birbirini öldürdüğü bir ülkede yaşıyorsun sen. Ve sen bu şeyleri niye göze alıp şey yapıyorsun? Mesela yani kendi spor salonunda falan müşterilerine, yani birisi geliyor mesela bir şey soruyor, ya hocam işte şunu ne yapayım falan bilmem ne. Yani doğal olarak biz de bu işte şeysek sorarız, yani bilmiyorsak ki, yani biz oraya para veriyoruz, hizmet almak için gidiyoruz. Orası bir şey değil, vakıf değil, şey değil. Para veriyorsun tabii, hakkın olarak da sormak istiyorsun işte, ne kullanayım, ne yiyeyim vesaire bilmem ne. Yani bir tane çocuğun yüzü de gözükür şekilde rencide ederek kamerayı almış. İşte zargana falan diye alay ediyor. Senin burada ne işin var falan bilmem ne. Benim salonumu kirletiyorsun falan bilmem ne. Ezik falan. Yani çocuğun arkasından, yani bak bu çocuk. Sen 50 yaşında adamsın yani. Ona abilik, babalık, dayılık bir şey yapman lazım. Yani yapmasan bile senin mesleğin bu. Sen o parayı bunun için kazanıyorsun. O dükkanı bunun için çalıştırıyorsun. Dersin bak dostum işte şu aylık gelirin ne kadar, atıyorum işte şu kadar. Sana şu program yazıyorum. Bu şekilde beslenmeyi bir dene. Bakalım işte, yani ben de tam şey yapmak istemiyorum. Fazla teknik detaylara girmek istemiyorum ama bir yardımcı olsun. Çünkü sen burada o aletleri kiralamıyorsun. Bir de şey vermek zorundasın, yani yardımcı olmak zorundasın oradaki müşterilere. Bu şekilde dersin. Ya yani şimdi mesela adam salona geliyordur. Aylık gelirini bilmezsin. Sen adama her gün dersen ton balıyla beslen, şunla beslen, bununla beslen. O adam fıslayacak. Çünkü niye alamaz ki her gün? Adamın gelirine göre, işte şeyine göre bir şeyi yapmak senin mesleğin. Yani ona bir rota çizmek. Sen o adamla işte zargana, margana, işte kilo alamazsın, edemezsin. Senin ne işin var bu salonda diye aşağılayıp kameraya çekip, yani çocuğun yüz gözünü şekilde, işte görünür şekilde paylaşırsan, millet de sana işte ekmek yediğin yere ihanet etme vesaire diye tepkiler verdiği zaman, işte sana şey yaptığı zaman, sen bir de onlara küfür edip engellersen, yani karakterini ortaya koyuyorsun, kusura bakma. Yani döven arkadaşı tam tanımıyorum, bilmiyorum. Ama yani bu kişi böyle bir kişiydi. Çok kişiyi şey yaptı, kendisine düşman etti. En sonunda işte bir yerde patladı. En azından bu şekilde patladı. Yani dediğim gibi ülkede yani ne baktın diye millet birbirini öldürüyor. Sen hangi cesaretle insanlara bu şekilde tehditler edip şey yapıyorsun? Yani çok cahilce bir hareketti. En azından umarım ders almıştır. Zaten bana göre ikisi de prim yaptı. Çünkü bir kişi çok güzel yerlere geldi. Adı hiç bilinmiyordu. Diğer şahıs zaten biliniyordu gerçi ama gündem oldu. Yani şimdi sanatçılara veya bir fenomen tayfalarla bakın Allah aşkına ya. Hangilerinin bir tanesinin yeteneği var? Bir tanesini işte bana gösterin, deyin ki şu şeyle geldi vesaire. Belki vardır. Yani vardır. Belki değil. Mutlaka var ama kaç tane? Saçmalıklarla vesaire gündeme gelen bir sürü insan bulabilirsiniz, yani görebilirsiniz. Bu arkadaşlar da şu an, yani tüm Türkiye neredeyse onları konuşuyor. Yani bu olayı bilen, bilmeyen vesaire, herkes bunları konuştu. Şimdi haliyle böyle olunca da ne oldu? Ben bu işten prim kokusu alırım. Tamam mı? Yani şöhretin veya reklamların iyisi kötüsü olmaz derler ya, o şekilde. Bu olay
bundan bir hafta, 2 hafta sonra unutulacak. Eminim yani bizim halkımızı tanıyorsak unutulacak ama bu kişiler artık herkesin şeyinde tanır oldu. Çünkü eğer şey olsaydı dediğim gibi yani bu iş prim falan olmasaydı ben böyle bir kavga olacağını falan düşünmüyordum. Yani olay çok pis boyutlara giderdi ki belki de gidebilirdi yani orada Allah korusun. Mesela o silahlı kişiler falan vardı. Bir yanlış anlaşılma olsa, adrenalin patlaması vesaire bir şey olsa, ne bir tanesi silah sıksa, diğerleri de silah sarılsa ne olacaktı orada? Yani çok kötü şeyler olabilirdi. Yani ve bu hazırlıkla gelmişler. Kameralar falan hazır. Yani dediğim gibi ben bu konunun prim olduğunu düşünüyorum. Eğer şey olacak, yani bu iş kötü yere gidecek olsaydı giderdi. Gitmediğine göre de iki tarafta çok güzel şey kazandığına göre, herkesle bu konuyu konuştuğuna göre demek ki şey, ben bunda art niyet ararım. Yani daha sonraki her şeyin açıklaması falan işte arkadaş beni yendi falan bilmem ne. O egodaki vesaire şeyde iki kişinin ben hayatta inanmam böyle bir şey olacağına. O yüzden dediğim gibi ben bu konuda pek şey yapmadım. Bu arada ben sizi bekletmeyeyim etmeyeyim diye çünkü yol bayağı uzundu. Direkt görevi vereceğim sahneye geldim. Şeyle konuşalım bakalım. Ben %90 demir balyozu alacağım. Çünkü elimde olmadığından eminim neredeyse. Ama gene de şöyle bir göz gezdireyim. Dediğim gibi hiç bu şekilde şeylere bulaşmayın, etmeyin. Bir gün birisi gerçekten böyle yani akıl hastası ve delilerle yaşıyoruz. Bir tanesi karşınıza gelir vesaire şey olur. Hiç yoktan yere ölmeye gerek yok. Çünkü siz mezarda yatarken onlar gününü gün etmeye, keyfini yapmaya ve gram vicdan azabı vesaire duymadan yaşamaya devam ediyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. İyi günler.